Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşuyor. Hemen kameralarımızı oraya çeviriyoruz. Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin de bu ilişkilerin gelişmesinin de bölgenin istikrarı ve güvenliği için önemli olduğunu biliyoruz. Bugün özellikle Suriye'deki durumu değerlendirdik. Irak'ın istikrarını ve toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Diğer taraftan sığınmacı akını, terörizm, aşırıcılık, kuraklık ve diğer sorunlarla nasıl mücadele edebileceğimizi de değerlendirdik. Keza Libya'daki durum, Afganistan'daki gelişmeler hakkında bilgi verdim kardeşim Ayman'a neler yapıyoruz. Körfez'deki gelişmelerden memnunuz. Körfez ülkeler arasındaki ilişkilerin tekrar normalleşmesi bölgenin barış ve kalkınması bakımından önemlidir. Ve Filistin davası ve Kudüs'ün statüsü konularını da tabii ki bugün birlikte el aldık. Haşimi Hanedanı'nın Kudüs'teki kutsal mekanları himayesi rolü bizim için çok kıymetlidir. Ve bu rolün devam etmesi için Türkiye olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kere daha buradan söylemek isterim. Ve iki devletli çözüm için tüm çabalarımızı tekrar yeni dönemde de devam ettireceğiz, birlikte devam ettireceğiz. Biraz önce Suriye dedik. Suriye'deki durumdan dolayı hem Ürdün'de hem Türkiye'de çok sayıda mülteci var. Ürdün'de 1.3 milyon civarında, Türkiye'de ise 3.6 milyon civarında Suriyeli var. Bu Suriyeli göçmenlerin artık Suriye'ye geri dönmesi için daha önce dörtlü bir inisiyatifimiz olmuştu. Uluslararası toplumla beraber yine çaba sarf etmeye devam etmemiz lazım. Covid sebebiyle ortak girişimlerimizde biraz aksama oldu. Ama önümüzdeki süreçte Suriyeli göçmenlerin Suriye'ye gönüllü, onurlu ve güvenli bir şekilde dönmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Ve bu ziyaretin marjında heyetlerimizle ve baş başa olarak tüm ikili ilişkilerimizle beraber bizim için önemli olan bölgesel konularda değerlendirme fırsatı bulduğumuz için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başbakan'la görüşmemizde de özellikle ekonomik ilişkilerimize de ağırlık vereceğiz. Teşekkür ediyorum. شكرا معالي الأخ عزيز كما ذكر معالي سنتشرف بعد قليل بالتوجه للقاء جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله لذلك اعذروني سأختصر وقت المؤتمر الصحفي. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşı Eymen Es-Safedi'nin daveti üzerine gitti. Ürdün'de temaslarda bulundu. Yaptığı görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu bir açıklama yaptı ve hem yaptığı açıklamasında çok sayıda göçmenin de yine yaşanan süreçlerle birlikte ülkeye geldiğinde belirtti Bakan Çavuşoğlu. Ve aynı şekilde tabii bugün itibariyle bu noktada Bakan Çavuşoğlu, yani Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamanın ardından Ürdün'e, sabah saatlerinde Ürdün'e gitmişti ve mevkidaşı Eymen Es-Safedi'nin daveti üzerine noktaya gitmişti. Geçtiğimiz dakikalarda Bakan Çavuşoğlu açıklama yaptı ve Suriye göçmenler konusuna değindi. İlerleyen günlerde yapılacak çalışmalarla ilgili konulara değindi. Bakan Çavuşoğlu, tekrar belirtelim, mevkidaşı Eymen Es-Safedi'nin daveti üzerine Ürdün'e gitmişti ve bu noktada şimdi de mevkidaşı Eymen Es-Safedi bir açıklama yapıyor. Bakan Çavuşoğlu sabah saatlerinde Ürdün'ün Amman şehrinde bir açıklama gerçekleştirdi ve aynı zamanda gündemdeki konuları, Afganistan konusunu da yine ele aldıklarını belirtti Bakan Çavuşoğlu. Aynı şekilde de yine Suriyeli göçmenler konusunu da yine ele aldığını belirtti. Açıklamanın ardından da, toplantının ardından da Bakan Çavuşoğlu mevkidaşı Eymen Es-Safedi ile birlikte bir basın toplantısı, ortak bir basın toplantısı düzenledi ve toplantıyı da ekranlarınıza getiriyoruz. Tekrar belirtelim, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sabah saatlerinde Ürdün'e gitti. Mevkidaşı Eymen Es-Safedi ile bir görüşme gerçekleştirdi ve o görüşmenin ardından da basın mensuplarına bir açıklamada bulundu. Açıklamada Afganistan konusunun ele alındığını, yine Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle birlikte Afganistan'da yaşanan son gelişmelerin değerlendirdiğini belirtti Bakan Çavuşoğlu.
ve sonrasında da yine göçmen konusuna değindiklerini de belirtti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Yapılan toplantının ardından bir açıklama gerçekleştirdi. Basın mensuplarına yönelik tabii şu dönemde en gündemde olan konuların başında Afganistan'da yaşanan Taliban gelişmesi geliyor. Ürdün'ün mevkidaşıyla birlikte bir açıklama gerçekleştirdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Taliban konusunda ilerleyen günlerde atılacak adımlarla ilgili de bir evet, serbest ticaret anlaşması sona erdi ama ekonomik işbirliği anlaşmasını imzaladık, onayladık. Bu ekonomik işbirliği anlaşmasıyla beraber ortak komisyon, ekonomik komisyon kuruyoruz ve eş başkanlar, iki taraftan da bakanlar ve bu komisyon çerçevesinde ekonomik işlerimizin tüm boyutlarını ele alacağız. Ayrıca iş forumları da bu toplantılar marjında düzenlenecek. Amacımız ekonomik ilişkilerimizi her alanda geliştirmek, ticaretimizi de daha dengeli bir şekilde arttırmaktır. Diğer taraftan biz bu bölgedeki tüm gelişmelerden bağımsız olarak Türkiye, Ürdün olarak her zaman çok iyi ilişki içinde olduk ve işbirliğimiz ve diyalogumuz her zaman devam etti. Şimdi yeni dinamikler var. Amerika'da yeni yönetim var. Bölgeye bakışı biraz değişti. İsrail'de yeni bir hükümet var. Aynı şekilde Körfez'deki gelişmelerden biraz önce bahsettim. Bizim de bazı ülkelerle, Mısır dahil, ilişkilerimizde yeni sayfalar açılıyor. İran'da yeni bir yönetim var. Irak'ta seçimler var. Ve böylesine bir dönemde tabii bizim Ürdün'le olan işbirliğimiz ve diyalogumuz hem artarak devam etmesi lazım hem de yeni gelişmeler ışığında birlikte neler yapabiliriz bunları konuşuyoruz. Zaten ziyaretimin de amacı buydu. Ben inanıyorum ki gelecekte de tüm bu gelişmeler ışığında iki kardeş ülke olarak Türkiye ve Ürdün'ün ilişkileri ve işbirliği devam edecektir. Artarak, güçlenerek devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Sual akhir tefaddal. Evet, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir komisyon kurulacağını ve ticari Ürdün'le olan ticari anlaşmaların geliştirmek istiyoruz dedi. Yaptığı açıklamasında belirtelim. Sabah Ürdün'e gitti Bakan Çavuşoğlu. Amman şehrinde bir toplantı gerçekleştirdi. Mevkidaşıyla birlikte bir toplantı gerçekleştirdi. Eymen Es-Safedin daveti üzerine gitmişti. Ve o toplantının ardından basın mensuplarına bir açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamasında önce Afganistan, yine Körfez'de yaşanan gelişmeler, Afganistan'da Taliban dönemine ilişkin konuların konuşulduğunu belirtti. Göçmen konusunun konuşulduğunu belirtti. Ve sonrasında Bakan Çavuşoğlu da Ürdün'le bir komisyon kurulacağını ve ticari anlaşmaların geliştirilmek istendiğini, ilerleyen günlerde Ürdün'le ticari anlaşmaların geliştirilmek istendiğini, iki kardeş ülke olarak ticari anlaşmaların geliştirilmek istendiğini belirtti Bakan Çavuşoğlu. Ve tabii şu anda mevkidaşı Eymen Es-Safedi bir açıklama yapıyor. Bakan Çavuşoğlu Ürdün'ün Amman şehrinde gerçekleştirdiği toplantının ardından bir açıklama yapmıştı. Tabii şu aralar çok sıcak bir konu. Afganistan'daki Taliban hükümeti, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi, en son Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi. O konuda yine toplantıda en çok konuşulan konulardan biri oldu. Ve ilerleyen zamanlarda, aylarda Taliban'la ilgili, Afganistan'la ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili de yine konular konuşuldu. Bakan Çavuşoğlu da yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamasında bir komisyon kurulacağını, Ürdün'le bir komisyon kurulacağını ve iki kardeş ülke olarak ticari anlaşmaların geliştirilmek istendiğini belirtti. Evet, kardeşim Ayman'ın da söylediği gibi Afganistan'da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti. Özellikle son haftalarda Amerika'nın da çekilmesiyle Taliban'ın tüm şehirlerde ilerlediğini gördük. Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle beraber Kabul'de de bir boşluk oluştu ve Taliban Kabul'e de girdi. Yani şu anda ülkenin de facto olarak kontrolünü ele geçirmiş durumda. Biz tüm taraflarla diyalogumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren Doktor Abdullah Karzai gibi önemli şahsiyetler halen Kabul'deler ve Taliban'la görüşme hazırlıklarını yapıyorlar. Burada özellikle Katar'ın da rolünü
takdirle karşıladığımızı söylemek isterim. Şu anda bu gelişmeden dolayı bazı bölgelerde özellikle havaalanı bölgesinde bir panik var. Dün havaalanında bizi üzen bazı görüntüler oldu. Sivillerin havaalanına girmesi ve piste aynı şekilde uçakların önüne gitmesiyle maalesef bazı kardeşlerimiz vefat etti. Tabii ülkeden ayrılmak isteyenlerin de güvenli bir şekilde ayrılması için gereğini yapıyoruz. Biz havaalanında biliyorsunuz askeri tarafının yönetimini ve güvenliğini üstlenmiş durumdayız. Orada Amerika, İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada bir iki gün içinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra bu tahliyelerin yapılmasına tahliyeler devam edecek ve biz Türkiye olarak sadece kendi vatandaşlarımız değil diğer ülkelerin vatandaşlarının da tahliyesine yardımcı oluyoruz. Çok sayıda Dışişleri Bakanlarıyla görüştük. Amerika ile de bu konuda işbirliği yapıyoruz. Dün akşam Tony Blinken'la da görüştük. Ama esas bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor ve biz neler yapabiliriz? Biz Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Ve hiçbir zaman da muharip güç göndermedik Afganistan'a. Ve havaalanındaki mevcudiyetimiz Kabul çerçeve ülkeydi Kabul'de. Ve havaalanın güvenliği ve işletmesini de biz yürütüyorduk. Ve tüm bu konuları tabii şimdi kendi aralarında müzakere edecek. Geçiş döneminde kimler olacak, nasıl bir yönetim olacak? Bunları hepsini görüşeceğiz ama şu anda ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara, gerek diplomatik misyonlara, gerekse kendi halkına yönelik. Umarım eylemlerde de bunu görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını ve barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz. Şükran. Şükran.